İlaç Yavaş'tan Eczacılar YouTube platformundan eczacı Şeyma Kıyman. Akılcı ilaç kullanım video serimizde tüm hızıyla devam ediyoruz. Bugünkü konumuz B12 vitamini nasıl kullanılmalı? Dünyada ve Türkiye'de çoğu kişide B12 vitamini eksikliği olduğunu biliyoruz. Hemen herkes de yorgunluk hali olduğunda, uykusuzluk hali olduğunda, baş dönmesi olduğunda, unutkanlık olduğunda ilk akla geldiği şey acaba B12 eksikliği mi var? Hemen bir tahlil verelim aklımıza gelmekte. O yüzden B12 vitamini nasıl kullanılmalıdır? Geniş çaplı olarak değinmek istedik. İlk olarak B12 vitamini nedir'den başlıyoruz. B12 vitamini suda çözünebilen DNA sentezinde, yağ asitleri ve amino asitlerin vücut içinde kullanımda oynadığı rol sayesinde vücut içerisindeki hemen her hücrenin ihtiyaç duyduğu bir ve B vitamini türü. Sinir sisteminin sağlığı, beyin fonksiyonları ve ağ yuvarlar üretimi için gereklidir. Kovalamin, B12 vitamininin bir diğer adıdır. B12 vitamini en büyük ve yapısal olarak en karmaşık vitamindir. B12 vitamininin faydaları nelerdir? Birçok faydası bulunmakta. B12 vitamini beynin ve sinir sisteminin normal işlemini sürdürmesi için çok önemlidir. Ayrıca ağ yuvarlar oluşumunda önemli bir rol oynar. DNA'nın oluşturulmasına ve düzenlenmesine yardımcı olur. Vücuttaki hemen her hücrenin metabolizması, yağ asitlerinin sentezinde ve enerji üretiminde rol oynayan B12 vitaminine bağlıdır. B12 vitamini insan vücudunun folik asit emmesine yardımcı olarak depolanan enerjinin salınmasını sağlar. İnsan vücudu hemen her dakika sürekli milyonlarca ağ hücresi üretir. Bu hücrelerin çoğalması için B12 vitamini gereklidir. B12 vitamini seviyeleri çok düşükse ağ hücrelerin üretimi azalır. Ağ hücresi sayısının düşmesi düşerse anemiye yol açar. Anemi de çok ciddi bir hastalıktır. B12 hangi besinlerde bulunur? Bunu bilmemiz çok önemli bizim için. Çünkü B12 takviyesine ihtiyaç duymadan eğer B12 vitaminin hangi besinlerde daha yoğun olduğunu bilirsek ona göre besleniriz ve belki de takviye ihtiyaç duymadan B12 seviyelerimizi normal seviyelerde tutabiliriz. B12 vitamini birçok besin kaynağından elde edebilirsiniz. B12 vitamini en çok hayvansal kaynaklı besinlerde bulunur. Bitkilerde bulunmadığı için vegan tarzı beslenen kişilerin beslenmelerine dikkat etmesi gerekmektedir. B12 eksikliğinin neden olduğu bağışıklık sisteminin zayıflaması, unutkanlık gibi hafıza problemleri ve kansızlık gibi durumlar için hayvansal gıda tüketmeyen kişiler takviye ürünlerinden faydalanabilmektedir. B12 vitamininin en çok bulunduğu besinler et, süt, yumurta, peynir altı suyu gibi hayvansal besinlerdir. Yaşa göre önerilen B12 tüketimi mikrogram bazından bakacağız. Bu miktarlar günlük tüketilmesi gereken B12 seviyesinin mikrogram miktarından cinsi. 0-6 ay arasındaki bebeklere 0 günlük alınması gereken B12 miktarı 0.4 mikrogram. 7-12 aylık bebeklerde 0.5 mikrogram alınması gerekiyor. 1-3 yaş arası 0.9 mikrogram alınması gerekiyor. 4-8 yaş arası 1.2 mikrogram alınması gerekiyor. 9-13 yaş arası 1.8 mikrogram alınması gerekiyor. 14 yaş üzerinde genellikle 2.4 mikrogram alınması gerekiyor. Ama istisnai olarak hamilelik ve emzirme dönemi. Hamilelikte 2.6 mikrogram, emzirme döneminde 2.8 mikrogram alınması gerekiyor. Bunlar günlük alınması gereken B12 vitamini mikrogram cinsinden miktarı. Peki, aşırı B12 vitamini alımı toksik veya zararlı nitelikler göstermemiştir. Bununla birlikte vitamin takviyesi almaya başlamadan önce her zaman doktora başvurmalısınız. Doktor kontrolünde almalısınız. Gidip tahlil verdikten sonra doktorun önerdiği biçimde kullanmalısınız. B12 vitamini eksikliğinin belirtilerine önce dar kapsamlı olarak bakalım. Sonraki slaytlarda daha geniş kapsamlı olarak inceleyeceğiz. Zihin bulanıklığı, hafıza sorunları, ruh halinde dalgalanmalar, motivasyon eksikliği, kayıtsızlık, duyarsızlık, yorgunluk ve enerji eksikliği, kas zayıflığı, el ve ayaklarda karıncalanma. Daha geniş kapsamlı olarak B12 vitamini eksikliği nedir ve belirtileri nelerdir bakalım. B12 vitamini eksikliği, vücut tarafından yeterli B12 vitamini alınmadığında ortaya çıkar. Özellikle sinir sistemi beyinde geri dönüşümsüz ve potansiyel olarak ciddi hasara yol açabilir. Normalden biraz daha düşük B12 vitamini seviyeleri bile depresyon, akıl karışıklığı, hafıza problemleri ve yorgunluk gibi eksiklik semptomlarını tetikleyebilir. Bununla birlikte bu semptomlar tek başına B12 vitamini eksikliği tanısını koymaya yetecek kadar belirleyici değildir. B12 vitamini eksikliğinin diğer belirtileri arasında iştahsızlık, kabızlık ve kilo kaybı görülür. Eksiklik semptomları şiddetlendiğinde el ve ayaklarda uyuşma veya karıncalanma gibi nörolojik değişiklikler gerçekleşebilir ve bazı vakalarda hareket ederken denge daha zor korunur. B12 vitamini eksikliği olan bebeklerde yüz sitlemeleri, refleks problemleri, beslenme zorlukları, tahriş görülebilir. Eğer eksiklik tedavi edilmezse büyüme problemleri gibi olağan dışı durumlar ortaya çıkabilir.
B12 vitamini eksikliği ciddi bir kalıcı sinir ve beyin hasar riski taşıyor. B12 vitamini yetersiz olan bireylerde psikoz, mani ve bunama gibi durumların gelişme riski daha yüksektir. Yetersiz B12 vitamini de anemiye, yağın kansızlığa neden olabilir. Anemiyenin en yaygın belirtileri arasında yorgunluk, nefes darlığı ve düzensiz kalp atışı bulunmaktadır. Anemi durumuna sahip bireyler dil ya da ağız yarası, beklenmedik kilo kaybı, soluk veya sararmış cilt, ishal ile adet sorunlarıyla karşılaşabilirler. B12 vitamini eksikliği ayrıca vücuda enfeksiyonların etkilerine daha duyarlı hale getirir ki bu çok tehlikeli bir durumdur. B12 vitamini eksikliği anemisi ile folat eksikliği anemisi sıklıkla birlikte görülür ve ayırt edilmeleri zor olabilir. Bunların tedavisi B12 vitamini enjeksiyonları ve folat hesaplarını içerebilir. Kimler B12 eksikliği riskleri taşır? Bunları bilmek de önemli. Risk grubunda olduğunuzu bilirseniz, öncesinde doktora gidersiniz ve düzenli tahliller vererek B12 seviyelerinizin düzeyini görürseniz, buna göre tedavinizi alırsınız. Kimler B12 eksikliği riski taşır? Diyetlerinde hayvansal gıda bulunmayan kişiler riskli gruplar arasındadır. Hamilelik süreci ve sonrasında emzirme dönemi vegan beslenmeden kaynaklanan B12 eksikliği kötüleştirebilir. Bitki kaynaklı gıdalar, insan sağlığını korumak için yeterli B12 vitamini içermezler. Risk grubundaki B12 eksikliği riski taşıyan ikinci grup ise pernisiyoz anemisi olan bireyler. Pernisiyoz anemisi, kanı etkileyen bir bağışıklık sistemi hastalığıdır ve midede vücudun B12 vitaminin emmesine izin veren bir protein olan intrinsik faktörünün yeterli miktarda bulunmaması neden olur. İnce bağırsağı cerrahi olarak kısaltılmış bireyler gibi ince bağırsak problemleri olanlar bulunur. Bu nedenle B12 vitamini vücut tarafından yeterli miktarda emilmeyebilir. B12 eksikliği riski taşıyan diğer hastalıklar arasında besinlerin emilimin azalması neden olan gastrit, çölyak, inflamatör bağırsak hastalığı bulunmaktadır. Bunlara ek olarak B12 vitamini eksikliği riski taşıyan bir diğer grup kronik alkolizme sahip olan kişilerdir. B12 vitamin takviye. Bazı bireyler normal hayvansal gıda kaynaklarından B12 vitamini emmekte zorluk çeker ve takviye almaları gerekebilir. Takviyeler ağızdan veya burun spreyiyle alınabilir. Bununla birlikte ağızdan alınan takviyeler genellikle eksiklik durumunun giderilmesine yardımcı olmaz. Bu tür vakalarda B12 vitamini doğrudan vücuda enjekte edilebilir. Bazı soya türü markaları ve kahvaltılık tahıllar B vitaminiyle takviye edilir. Veganlar diyetlerine B12'yi doğal olarak sağlayan hayvan ürünleri bulundurmadığı için B12 eksikliğini önlemek üzere takviye alabilirler. Bu özellikle hamilelik ve emzirme döneminde önemlidir. Ancak B12 takviyesi böbrek hastalığı olan kişiler için önerilmez. Böbrek hastalığı olan kişiler B12 takviyesi almamalıdırlar. B12 vitaminin doğru kullanım zamanı ne olmalıdır? Emilim problemlerine bağlı olarak gelişen yetersizlik durumunda iğne ile vitamin B12 takviyesi yapılmalıdır. 1000 mikrogram ya da 500 mikrogram tabletler şeklinde üretilen B12 hapları günlük B12 gereksinimin fazlasıyla karşılar. Genelde B12 tabletlerinin günde bir defa kullanılması yeterli olacaktır. Ama kullandığınız tablet 1000 mikrogram miktarında ise eğer haftada iki kez kullanmanız da yeterli olabilir. Bunu size doktorunuz reçete etmeli ve eczacınız kullanmanız gereken miktar zaten söyleyecektir. Ama genelde B12 takviyesi eğer tablet şeklinde verildiyse günde bir defa almanız genelde yeterli oluyor. B12 vitamini tok karnına içilmelidir. Çünkü bu ilaçlar karaciğer ve böbrekleri çok çalıştırır. Günün herhangi bir saatinde kullanılabilir fakat genelde sabah saatlerinde almanız önerilir. Sabah saatlerinde almanız sizin için daha yararlı olur. B12 tabletleri nasıl kullanılmalıdır? Yeterli miktarda sıvı ile bütün olarak yutulmalı ve önerilen dozlarda kullanılmalıdır. B12 iğneleri nasıl kullanılmalıdır? Doktorunuzun verdiği reçeteye göre iki haftada bir ya da ayda bir yaptırabilirsiniz. Uygulama periyodunu ihmal etmeyin. Eğer ihmal söz konusu ise B12 vitamini vücudunuzdaki emilim iyi olmayacak ve B12 eksikliğiniz devam edecektir ve doktorunuzun istediği B12 seviyesine ulaşamayacaktır. Tedaviniz daha yavaş ilerler ve siz de verim alamazsınız. B12 ilaçları kullanırken hangi tür ilaçlar kullanmak sakıncalı olabilir? Bazı ilaçlar B12 vitamini ile etkileşime girebilir. Bunlar arasında metformin, proton pompası inhibitörleri ve sıklıkla peptit ülser hastalığı için kullanılan H2 reseptör agonistleri. Bu ilaçlar B12 vitamini emilimini engelleyebilir. Antibiyotik, kloramfenikol ve kloromisetin B12 takviyesi alan bireylerde kırmızı kan hücresi üretimini etkileyebilir. Yani özetleyecek olursak, B12 takviyesi almanız gerektiğinde eğer metformin,
Proton pompa inhibitörleri ve sıklıkla peptik ülser hastalığı için kullanılan HIG reseptör agonistleri, kloramfenikol ve kloramisitin kullanıyorsanız ilaçların etken maddesinde bu etken maddesi olarak bu ilaçlar varsa eğer kesinlikle biyonik takviyesi almamalısınız ya da almanız gerekiyorsa doktor kontrolünde almalısınız. Bu tarz ilaçlar aldığınızı belirtmelisiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.